Ramazan-ı Şerif boyunca başından beri neredeyiz? Has Bahçe'deyiz. Kağıthane'deyiz. Burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizle beraber size verdiğimiz sözü tutmaya gayret ediyoruz. Sözümüz şuydu. Allah'ın nasıl maddi ziyafetleri, ikramları varsa ve bu sofraları anlamak, idrak etmek Ramazan'da daha çok söz konusu oluyorsa, çünkü nimetten mahrumiyet, nimetin derecelerini fark etmek açısından da bir imkandır diyoruz. Aynı şeyi söz içinde söylüyoruz, sohbet içinde söylüyoruz, ilim içinde söylüyoruz ve bundan da asla vazgeçmememiz gerektiğini söylüyoruz. Çünkü insan sadece ekmekle yaşamaz. Yani sadece maddi nimetlerle maddi midemizi doldurarak yaşamamız mümkün değildir. İnsanda asli bir cevher var. O cevher de hakkını daima istemektedir diye söylüyoruz, beyan ediyoruz. Bu cümleden olmak üzere çok kıymetli bir ağabeyim, bir hocamız, hepimiz biliyoruz. Ondan sonra kendisinin sohbetlerini, efendim yorumlarını, kanaatlerini uzun zamandır hem Hilal TV ekranlarımızda hem başka yerlerde dinliyoruz. İnşallah Allah sağlık, afiyet versin. Daha da fazla dinlemeye devam edelim. Kiminle bugün efendim sohbet edeceğiz? Mehmet Okuyan hocam sağ olsun. Onca yoğunluğuna ve yorgunluğuna rağmen bizleri kırmadı, geldi. Hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağlık, sağ afiyet olun. Nasıl hocam? Elhamdülillah. Allah iyi etsin. Hamdolsun. İyi olacağız. Allah iyiliğini. Yani tekrar bir araya geldik. Ben şahsen iyi oldum. Evet, özlemişim evet. Çünkü. Ben de öyle çok ortamı özledim. Sizi daha çok özledim. Allah razı olsun. Yani sizinle uzun zaman bir defa okudun mu programları yaptık. Güya kısa sureler diye başladık ama Kur'an'ın hemen hemen her tarafını harmanlamaya çalıştık. Doğru. Sonra daha uzun soluklu ibret aldın mı programını yaptık ama o tam bitmedi. Bitmedi. Onu da inşallah bir vesile arayalım da inşallah bitirelim. İnşallah duamız olsun kısalar, hocam. Evet, inşallah. Bugünün duası olsun. Çok sağ olun. Estağfurullah hocam, siz sağ olun. Şimdi hocam bugün sizinle tabii telefonda görüştükten sonra dedim ki şu şahsiyet meselesini Mehmet hocamla bir konuşalım. Onunla konuşmazsak biz kiminle konuşacağız? Onunla konuşamazsak kiminle konuşuruz diye aklımdan geçti. Neden? Göstergeler, maddi göstergeler ne kadar artarsa artsın, eğer temel İslam, Müslümanca şahsiyetin temel umdeleri, esasları yerleşmezse daha sonradan pek çok arızalar, problemler çıkıyor. Yani makyaj dökülüyor, makyajın altındaki gerçek yüz ortaya çıkıyor. Makyajda onu örtmüş olabiliriz. Bunu dindarlık makyajı olabilir. Çok zahidane, muttaki görünme olabilir. Efendim dava adamı imajı olabilir. Ben şöyle Müslümanım, böyle aslanım, böyle kaplanım imajları ve makyajları olabilir. Bunların altında gerçek bir Müslüman şahsiyetinin o temel esasları sağlam, ondan sonra kurulmamışsa, temeller sağlam atılmamışsa ortaya patolojiler, hastalıklar, sorunlar, problemler çıkıyor. Şimdi madem Kur'an'ın kılavuzluğunda konuşmaya çalışıyoruz, bunun hep sözünü ediyoruz ve bunun da bizim şahsiyetimizi yoğurması gerektiğini söylüyoruz. Hamur gibi böyle her noktasına sirayet edecek şekilde. Yani Müslüman şahsiyetinin temel esasları nelerdir diye şöyle sizin zihniniz hemen şimdi bir tarar, ben biliyorum. Kur'an'ı böyle tarayıp tadat ettiğinde ne gibi esaslar ortaya çıkar? Yani orada o şahsiyet örneklerini de görerek, yani Hazreti efendim Adem'in oğullarından başlayarak ta onlarda gözüken belli esas, peygamberlerin şahsında gözüken şahsiyet esasları var. Neler söyleyerek başlarız? Evet, ben kardeşlerime bu vesileyle hayırlı Ramazanlar dileyim. Allah-u Teala onlara da bize de hayır ve istikamet üzere bir ibadet iklimi yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Amin inşallah. Ne güzel işte Ramazan'da Kur'an'ı konuşuyor olmak, Kur'an'la hemhal olmak, Kur'an'ın hayata bakış noktasındaki bize sunduğu prensipleri gerçekten önce anlamak, sonra hayata taşımak. Harika vesileler. Bu vesileleri önce bahşettiği için Rabbimize hamd edelim. Sonra da bu imkanları kullanan kardeşlerimize de başarılar dilemiş olalım. Kur'an, Müslümanın şahsiyeti denince sizin de işaret ettiğiniz gibi Kur'an'a göre İslam ve Müslümanlık Kur'an'la başlayan iki kavram değildir. Kur'an, İslam'ı ve Müslümanlığı ilk insan nesliyle başlatır. Kur'an'a göre ilk insan aynı zamanda ilk Müslümandır da.
Kur'an'a göre ilk inanan insanın dini bugün olduğu gibi o gün de İslam'dır. Kur'an'ın temel hedefi işte insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerin hayatına yaygınlaştırdığı şekliyle Allah'a teslim olmuş bir insan motifi ortaya çıkarmaktır. Onun için mesela Ali İmran suresinde Allahu Teala 19. ayette inned dine indallahil İslam der. İşte Allah katında din İslam'dır. Böyle bir vurguyu ortaya koyar. Sonra gene aynı surenin bu defa 85. ayetinde der ki ve men yebtagî gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. Kim İslam'dan başka bir din arayışı içine girer, böyle bir din edinirse bilsin ki bu kabul kesinlikle din arayışı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Böyleleri ahirette hüsrana, ziyana uğrayanlardan olacaklardır diye haber veriyor. Sonra mesela bakıyorsunuz Hazreti İbrahim'den söz ediyor Hac suresinde. Onun son ayetinde buyuruyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadi huve ctebâküm ve mâ ce'ale aleyküm fiddini min harac millete ebiküm İbrahim huve semmâkümül müslimîne min kablu ve fîhâdâ. Yani atanız İbrahim'in dinine tabi olun. Nitekim Allah size daha önceden de Müslüman adını vermişti. Şimdi de adınızı Müslüman olarak belirledi. Demek ki peygamberlerin sunduğu dini öğretinin yani klişeleşmiş kelimesi Müslümandır, İslam'dır. Evet. Bu Hazreti Muhammed'le ve Kur'an'la başlayan bir süreç değildir. İnsanlık tarihi kadar eskiye gidiyor. Şimdi bir ayeti kerime daha bu vesileyle mutlaka söylemeliyim. O da Fussilet suresinin 34. ayeti olsa gerek. O ayeti kerimede buyuruyor ki Yüce Allah وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Yani Allah'a davet edenden ve bu davetini o davete uygun eylemlerle şekillendirenden ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru, daha güzel sözlü kim olabilir? İşte bu ifade Kur'an'da bize ayet olarak sunuluyor olsa da bu eski milletlerde, eski kavimlerde, eski peygamberlerin öğretilerinde de bir prensip olarak vaz edilmiş, belirlenmiş, tahsis edilmiş, herkesin bu prensibi benimseyen bir hayat, bir duruş ortaya koyması onlardan istenmiştir. Şimdi niye böyle meseleyi evrensel bazda ele alıyorum? Çünkü Nahl suresinin 36. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki Estağfirullah, bütün peygamberlerin gönderiliş gayesini bize öğretiyor. Buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka bir elçi göndermişizdir. Niye? İçeriği ne? En ibudullahı, Allah'a kulluk edin ve ictenibu tağut, işte azgınlık içerikli ne varsa onlardan kaçının diye. İşte bütün peygamberler tarihinin temel öğretisi adına tevhid dediğimiz bu değerdir. Tek Allah'a ibadet ve Allah'ın haricindeki azgınlık unsuru olan ne varsa onlardan kaçınmak. İşte bunun adına tevhid deniyor. İşte bunun adına İslam deniyor. İşte bunu takip eden insanlara Müslüman deniyor. Oradan hareketle. Müslüman kimdir? Bir, Müslüman Allah'a teslim olan adam demek. Ve şahsiyeti de yoğurması gereken birinci husus bu teslimiyet meselesidir. Evet. Şimdi yani bu, teslimiyet odaklı yaşamaktır. Aynen öyle. Yani eğer bir adam Müslüman kimliğiyle ortaya çıkacaksa bir defa kelimenin verdiği anlamı hayatına hakim kılması lazım. Yani Müslüman Allah'la pazarlık eden adam değildir. Sen şöyle yaparsan bak ben de böyle yaparım. Yani, yoksa hani demiş ya ineği de kurbandan saymazsan diye fıkrası var onun. Evet aynen bizim oralarda çok meşhur o fıkra. Bir defa Müslüman işte Allah'a teslim olacak adam. Hazreti İbrahim Allahu Teala buyuruyor ki İz gâle lehu rabbuhu eslim
Rabbi ona İslam ol, teslim ol demişti. Kale, o da cevaben demişti ki Eslemtü li Rabbil alemin, ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Oldu. İşte teslimiyet, bu teslimiyet ama sloganik bir iddiadan ibaret olmayacak. Olmamalı. Yani, körü körüne olmamalı. Evet. Gözümü kapayarak böyle alemlerin Rabbine dair bir tasavvur olmadan, evet, bir tevhid bilinci yerleşmeden teslimiyet iddiadan ibarettir diyesim geliyor. Evet, aynen öyle. Ben de onu hayal ediyorum zihnimde. Evet. Yani evet, ben şimdi teslim oldum. Neye teslim oldu? Bilecek bunu. Hazreti İbrahim'in örneği onun için çok önemlidir. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Hmm. Allahu Teala ona teslim ol derken başka bir kayıt ortaya koymamıştı. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ki İslam ol, teslim ol. Tamam, başka bir şey demedi. Ama Hazreti İbrahim Allahu Teala'nın aslında ondan ne demek istediğini fark ederek ben alemlerin Rabbine teslim oldum demek istiyor ki teslim olunacak kudret alemlerin sahibi olması lazım. Hmm. Yani eğer biri genel geçer bir iddianın sahibi ise ben ona teslim olmam. Alem kiminse teslimiyet ona layıktır. Ben işte ona teslim olurum gibi bir teslimiyet ahlakı çok öğretiyor Hazreti İbrahim. Ahlakı. Evet. Ha. Teslimiyet ahlakı. Biz Hazreti İbrahim'i zaten onun için bir okul olarak görürüz. Yani Hazreti İbrahim demek koca bir okul demektir. Hı hı. Ondan hayat öğrenilir. Yani tek başına ümmet oluşunu böyle de tefsir edebiliriz aslında, yorumlayabiliriz. Aynen öyle. Tek başına bir okul. Tabii. Nahl suresinin 120. ayeti. Ben mesela o ayeti çok kullanırım. Başka hiç kimse için söylemiyor bunu Allahu Teala. Doğru. Gerçi dolaylı olarak çoğunluğun reddedildiği, çoğunluğun kınandığı ayetler çoktur Kur'an-ı Kerim'de. Hmm. Nerede kesir, ekser kelimeleri varsa orada bir eleştiri var yani. Bir negatiflik, olumsuzluk var. Tabii. Hani ekserun nas meselesi, evet, gibi. Velakin ekseren nasi la yu'minun, la ya'lemun, la yefkahun gibi ifadeler var. Ama biz ondan hani gene de bir kemiyet var ama karşısındakine göre az da olsa bir popülasyon var diye görürüz diğer ayetlerde. Ama bu Nahl suresi 120. ayette Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet olarak tanıtılarak, ben mesela harika bir destek alırım o ayetten. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. Hmm. İbrahim tek başına bir ümmetti. Bu tabi tek başına bir ümmetti. Hakikat tek başına da olsa bir kişiyle temsil edilebilir manası verdiği gibi İbrahim kendisini ümmetine adayan biriydi manasını da verir o. Ümmet kelimesinin öyle bir anlam boyutu da var. Bak, yani. Bak bu meşhur olmayan bir ama önemli bir nokta hocam. Evet. İnce bir nokta. Evet, ümmetine adayan biriydi. Nitekim ümmi kavramı var ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ümmi kavramı her ne kadar böyle genel klişe olarak okuma yazma bilmemeyle ilişkilendirilse de Kur'an-ı Kerim ona o taraftan bakmaz. Kur'an'a göre ümmiler bir, el kitap olan Tevrat'ı bilmeyenler, iki, ehli kitaptan olmayanlar, hı hı, üç, Mekkeli olanlar anlamında kullanılır. Bu üç tanesi Bakara 78'de, Ali İmran suresinin 20. ve 77. ayetlerinde, 76. ayetinde, hı hı, ve nihayet Cuma suresinin 2. ayetinde bu anlama gelir. Fakat kelimenin kök anlamı, ben Arapçadaki bu kelimelerin kök anlamlarıyla çok uğraşırım Yusuf Bey. Evet. Şimdi ümmi kelimesinin o kökü nedir? O açılım da sağlıyor hocam. Evet. Çok önemli çok bir bakış veriyor. Keşfine yol açıyor. Aynen öyle. Çünkü Allahu Teala bu manaları bu kavramların içerisinde bize gönderdi. Yani kalıp önemli olmasaydı manalar neyle sunulacaktı yani? Evet, onun evet için mesela ümmi kelimesini, ümmet de o kökten geliyor çünkü. Doğru. Ümmi, ümmet M harflerinden oluşan bir kökten geliyor. Anne demektir. Ümmi, annesine mensup olan, annesi gibi olan, annesinden doğduğu gibi arı duru, saf, tertemiz manasına geldiği gibi ümminin bir anlamı Mekkeli, ana şehirde yaşayan anlamına da geliyor. Ümminin bir anlamı da kendisini ümmetine adayan peygamber demektir. Hazreti İbrahim böyle bir kimliği de bize öğretir. O itibarla biz o ayetten şunu anlarız. Bir Müslümanın şahsiyetinde ne olacak? Bir Müslüman çoğunluktan yanalık diye bir derdi taşımayacak.
Yani hakikat bize göre, biz Kur'an'dan öyle öğrendik. Kur'an'a göre Müslümanın derdi çoğunluğun içinde olmak değildir. Çünkü Kur'an'a göre bir doğru değerini ya da bir hakikat değerini eskiden geliyor oluşundan almaz. Olmaz. Kur'an bize bir doğrunun, hakikatin değerini taraftar kalabalıklığından almayacağımızı da öğretir. Kur'an'a göre bir doğru değerini referansından alır, kaynağından alır. Kaynak doğruysa taraftarlarının sayısı az da olabilir. Az da olabilir. Hiç önemli değil. Tabii. Çok hiç ümmeti olmayan, neredeyse çok az olan peygamberleri konuştuk değil mi? Tabii tabii. Hazreti Nuh koca şu kadar yıl uğraştı. Evet. Bir filika adam zar zor topladı yani. Önemli değil. Hazreti İsa'nın işte etrafındakilerin, havarilerin sayısını biliyoruz işte. İki elin parmakları kadar. Nihayetinde bizim meselemiz çoğunluk, yani kemiyet değil keyfiyettir. Keyfiyet. Biz bunu Hazreti İbrahim'den öğreniyoruz. Benim için Kur'an'ın öngördüğü en önemli şahsiyet göstergelerinden bir tanesi de hani vitrinci olmamak. Hmm. Yani hakikatten yana tavır koymak. Sizin hakikat ehli olmanız eğer gerçekleşmişse bunu takdir eden olur, olmayabilir de dert değil yani. Bir kişi eğer bir ümmet olabiliyorsa Kur'an bunu bize öğrettiğine göre bizim başka bir amacımız, arayışımız olmaması lazım. Hmm. Biz doğrunun talebesi oluruz. Kur'an'ın talebesi oluruz. İşte Kur'an bize nasıl bir ahlakla ahlaklanmamız lazım geldiğini öğretir. Biz o öğretiyle hareket ederiz, öyle yürürüz. Hmm. Vitrinci olmamak meselesi çok önemli hocam. Evet. Günümüz biliyorsunuz görüntünün, görselliğin hakimiyeti üzerine dayalı. Ve insanlar da ısrarla göründüğün kadar varsın anlayışına yönlendiren bir şahsiyet inşası söz konusu. Yani sen ne olduğun değil, senin nasıl göründüğün önemli. Yani televizyon kültürü bunu söylüyor, medya bunu söylüyor, çağımızın insanları bak, başkaları ne der, imajın nasıl vesaire gibi vurgular insanları sürekli görünme yönünde eğilime sevk ediyor. Bu da vitrin odaklı insanı oluşturuyor ama ambar bomboş. Boş. Ama ben sizin şu kadar dakikadır anlattığınızdan öğrendim ki Hazreti İbrahim gibi Müslüman şahsiyetinin kendisinde çok tebarüz ettiği ve bize anlatıldığı şahsiyetlerde ambar çok dolu. Ambar neyle dolu? Mesela tevhid ile dolu. Evet. Mesela ben size şimdi bir Müslüman şahsiyeti diye bir kitap yazsam en ana maddelerden bir tanesi tevhid olacak. Tabii. O da alemlerin Rabbinin anlaşılması, marifeti esas üzerine kurulması lazım. Doğru. Oradaki alem kelimesi de çok dikkatimi çekti. Zımnen bunun ilme de dayanması, yani ilmi bir temele dayanması. Çünkü alem, ilm aynı kökten geldikleri için yani ilim esası üzerine yürünmeden bir alem tasavvuru ve alemlerin Rabbi tasavvurunun da teşkili mümkün değildir. Değildir. Tamam, eksik diyor. Kalır. Yani doğru. İlmin rüçhaniyetine de zımnen bir burada gönderme varmış gibi bir his oluştu bende. Evet. Ve tevhidin doğurduğu teslim. Ondan sonra ve bunu Adem'in iki çocuğunda da biz de daha vaktinde konuşmuştuk. Mesela birinde teslimiyet var, öbüründe yok. Yok. Öbüründe hırs var, yani ben yapacağım, ben elde edeceğim. Olmayınca da sinirlenme var. Tabii tabii, öbürü daha yakışıklıydı, daha görüntüsü daha yerli yerinceydi, daha biraz daha varlıklıydı. Görselliği yani vitrin evet, vardı yani. Vitrinciydi o. Ama diğeri ona demişti ki, Maide suresinde anlatıyor. Kale innema yetekabbelullahu minel muttakiyin. Allah muttakilerden sadece kabul eder. Yani vitrini doğru tutturanlardan değil. Yani Kur'an'ın mesela bana biri sorsa dese ki Kur'an'ın indiriliş amacı nedir dese. Hı. Ben ona bir cümlelik cevap veririm. Muttaki adam yetiştirmektir. Maşallah. Çünkü bütün ibadetler, bütün eylemler takva ile yoğrulur. Öyle sunulur. Kur'an'ın böyle takva diye bir başlığı vardır. İslam, Müslümanlık neyse takva da odur. Onun için pek çok ayette Kur'an-ı Kerim müminler, Müslimler, muhsinler derken muttakileri bunların hepsinden daha çok kullanır. Ha. Mesela Kur'an'ın hemen başında Bakara suresinin en başındaki evet. ayette Hüden lil muttakîn der. Mesela hüden lil müminin demez. Hüden lil muhsinin, müslimin filan demez. Muttakîn der. Niye? Çünkü takva aynen İslam kavramı gibi insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Nereden biliyoruz? İşte biraz önce hatırlattığımız Hazreti Adem'in iki oğlundan o Habil'in sözünden.
Habil diyor ki innema yetekabbelullahu minel muttakîn. Allah sadece muttakilerden kabul eder. Tabii ki onlar Arapça konuşmuyorlardı ama bu takva kavramının onlar hangi dili konuşuyorlar idiyse o dilde bunun karşılığı olan bir kavram vardı. Müslümanın en önemli şahsiyet kalemlerinden bir tanesi muttaki olması. Muttaki olması güzel. Takva sahibi adam yetiştirmek ister Kur'an-ı Kerim'in. Amacı budur. Nedir takva? Hemen işte onun işte kapağı aralanacak şimdi. Takva nelerden oluşur? Nelerden oluşur? Nasıl oluşur? Unsurları nelerdir? Muttakilerin özellikleri nelerdir? Takvanın sonuçları nelerdir? Devasa bir konu. Devasa. Yani yüzlerce ayet var hakkında. Ama bir konu başlığı olması itibariyle Kur'an'ın Müslüman şahsiyeti de ne dair ortaya koyduğu en önemli temel noktalardan biri muttakiliktir, takvadır. Nedir? Takva nedir? Şimdi mesela Ramazan'ın başındayız Yusuf Bey. Ben ilk akşam bazı televizyonları seyrettim. Baktım. Ramazan başlaması itibariyle Bakara suresi 183. ayet böyle klişe bir malzeme olarak sunuluyor. Döndürülüyor. Ama tercüme şöyle veriliyor. Diyor ki ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki muttaki olursunuz. Tamam. Tercüme ettik. Anladı mı adam? Umulur ki muttaki olursunuz. Ne? Muttaki ne yani? Ne demek? Muttaki kim? Takva ne? Anlaşılmıyor ki. Karanlığa kör kurşun bir atış. Aynen öyle. Şimdi bakın. Mesela açıyorsunuz bir meali. O ayetin tercümesi olarak şöyle diyor. Umulur ki sakınırsınız. Evet. Ha. Demek ki takva sakınmayla alakalı bir kavramdır. O sunumdan o anlaşılıyor. Peki takvanın acaba kök anlamında sakınmak diye bir şey var mı? Yok. Nedir takvanın kökü? Takvanın kökü Arapçada veka kelimesi var. Vav, kaf, ye. Bunlardan geliyor. Bu kelimeden türüyor bu kelime. Kelimenin kökü veka korunmak demektir. Korumak. Üç harfli kalıbı korumak. Birinin bir şeyi koruması. Birinin bir kişiyi koruması. Koruması. Mesela biz bunun vikaye etmek. Vikaye işte. Yani oradan geliyor. Vikaye oradan geliyor. Evet. Evet. Aynen. O kelimeden geliyor. Mesela o kadar hayatımızda iç içe ve o kadar aslında kullandığımız bir kavram ki fakat sonra değişiyor. Sonra tanınmaz hale geliyor. Niye biliyor musunuz? Namazlarımızın her birinin sonunda okuduğumuz bir Rabbena duası var. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Ki. İşte bu o kelime işte bu. Peki ona mana verirken nasıl tercüme ediyoruz? Ve kina azabennar. Ya Rabbi bizi azabından, ateş azabından koru. Koru. İşte korumak anlamına geliyor bu. Veka kelimesinin kök anlamı korumaktır. Peki bu takvaya, ittikaya dönüşürse ne oluyor? Şimdi bu dil Arapça kardeşim. Doğru. Bu kavramlar Arapça. Zorla değil yani. Bu mealle olmaz kardeş. Bunun mantığına inmen lazım. İnmen lazım, nüfuz etmen lazım. Evet, yani onun mantığını, kökünü bilmedin mi? O kökün üzerine yapılan eklemelerde nelerin kazanım haline geldiğini anlamazsın, bilmezsin. Mesela vaka korumaktır. İttika. İttikaya dönüşürse bu aynı kökten geliyor yani. Başka bir kelime değil bu. Aynı kelime. Tabii, tabii. İttika, muttaki, takva, vikaye hepsi aynı kökten geliyor. İttikaya dönüşürse bu korunmak anlamına gelir. Korumak edilgen bir yapıya dönüşür. Bu defa korunmak. O zaman muttaki ne demektir? Muttaki korunaklı adam demektir. Muttaki eğer korunaklı adamsa biz neden korunacağız, kimden korunacağız, kime karşı korunacağız diye bir sayfa açılıyor önümüze. Hocam bu sayfayı açalım. Bu sayfa bir açık dursun. Evet. İzleyicilerimiz de bu açık sayfaya biraz baksınlar zihinlerinde. Evet. Onları biz de düşünelim. Çünkü çok güzel bir bahis açtınız. Müslüman şahsiyetinin omurgası diyebileceğimiz bu takva, ittika meselesini biraz konuşalım üzerinde. Evet. Oradan çünkü benim de naçizane suallerim olacak. Ama bir klasik biliyorsunuz, mola vermemiz lazım. Moladan sonra tekrar huzurlarınızdayız efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Asbahçe'den sesleniyoruz size. Hilal TV ekranlarından, iftar saatinden
Ve bugün hava biraz böyle serince, yağmur kokusunu da almıyor değilim doğrusu. Ama olsun, onun da kendine göre bir güzelliği var. Mevlamız neylerse bizim için biliyorsunuz bir hikmettir ve kabul vesilesidir. Teslim bunu gerektirir. Çünkü tevhidin orada tezahürleri vardır diye az önce Mehmet Okuyan hocamla bahsini ettik Müslüman şahsiyetini konuşurken. Ve dedik ki yahu göstergeler çok olabiliyor, ortalıkta böyle atlayan, zıplayan, hoplayan bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Fakat Müslüman şahsiyeti dediğimiz şey olmazsa, bunun göstergeleri, esasları, kökleri, dalı, budağı, saçağı olmazsa, ambar boş olursa vitrin tek başına yetmiyor dedik. Hocamın güzel benzetmesi oldu. Yani o vitrin üzerine her şeyin kurgulanması yanlıştır dedik. Ve tabii gene ayetlerle örüntüleyerek, bağlantılarını kurarak hocam, özellikle alemlerin Rabbine tevhidin, alemlerin Rabbini tanımak suretiyle tevhidin kalpte, insanın gönlünde, beyninde, zihninde, aklında kökleşmesiyle oluşan teslimiyeti vurguladık. Ardından takva meselesine geldik ki takva meselesinde çok mühim noktalar olduğunu bize söyledi. Benim daha önce de epeyce konuştuğumuz halde yeni keşfettiğim bir şey söylediniz hocam. Bir, koruma. İki, korunma. Evet. Yani geçişkenli bir tarafı var. Etken ve edilgen bir tarafı var. Evet. Şimdi soğuk var. Elbiseyle korunuyorsunuz. Ama elbise bozulmasın diye de gidip koruyorsunuz. Şimdi böyle somutlaştırmaya çalışırım ya ben, biliyorsunuz. Evet, evet. Yani takvanın böyle iki yönlü bir tarafı var. Hem insanı koruyan hem de korunmanıza yol açan bir tarafı varmış gibi ifade ettiniz. Benim için yeni bu. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi hemen ona destek olması bakımından söyleyeyim. Takvanın bir doğuştan getirilen boyutu var. Bir de geliştirilen boyutu var. Şimdi takvanın doğuştan getirilen boyutu nedir? Buna Şems suresinde Allah-u Teala temas eder. Der ki 8-9. ayetleri Şems suresinin, ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemeha fucuraha ve takvaha. Allah-u Teala insanı yaratandır ve onu tesviye edendir. Aynı zamanda insana hem fucur özelliğini hem takva özelliğini ilham edendir. İlham. Demek ki bizim hamurumuzda takvamız varmış. Yani bunun doğuştan getirilen bir tarafı var. Yani bilgisayarı alıyorsunuz, yüklenmiş bir program var. Enter tuşuna basınca çıkıyor program. Çıkıyor, evet. Aynen öyle. O yüklenmiş ona. Aynen öyle. Bizde de böyle bir yükleme var. Anakartında bu var. Anakartta var. Evet, ana hafızada bu var. Ha, bu çok enteresan bir boyutunu daha söyleyeyim. Hani ayette önce fucur, fecere, tefci, hani böyle fışkırarak yoldan çıkmak. Yani böyle zapt edilmeyen bir azgınlık ortaya koymak demektir. Fucur o demektir. Yoldan çıkma, azgınlık yapmak. Takva da onun korunmasını sağlamak. Yani kişinin fucurdan korunaklı olmasını sağlamak. Allah o özelliği bize verdi. Bizde var, yaratılışımızda. Fıtratımızda ve vicdanımızda bu var. Takvamız var. Fucur da var, takva da var. Şimdi önce fucur, sonra takva zikrediliyor orada. Evet. Şöyle bir zan akla gelmemesi lazım. Bunlar insanda %50 oranında değiller. Yani fucur %50, takva da %50 değil. İnsan hayır, ortada böyle mütehayyir kalmış. Tabii öyle değil. Değil. Öyle değil. Niye değil? Hucurat suresinin 7. ayetinde harika bir açılım var. Harika bir beyanı var Rabbimizin. Bu fıtratımıza dair verdiği bilgi. Orada diyor ki Allah-u Teala, tabi uzun bir ayet, hepsini okumayayım, ilgili yerini okuyayım. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ, ancak Allah, حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ, Allah size imanı sevdirmiştir. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ, onu kalbinizde süslemiştir. Süslemiştir. Süslü göstermiştir. Yani siz imanı, takvayı seversiniz. Çünkü onu Allah yüreğinize, kalbinize süslemiştir. Fücurun karşılığı olan küfür, fısk ve isyanı ise size çirkin göstermiştir. Ve kerrehe ileykümül küfre vel fusuka vel isyane. Burada takva artı bire geçiyor. Evet, yani illa oranlayacaksak takva artıya tarafının geçiyor. %51, fücur tarafının %49 olduğunu, maksimum %49 olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi sırf bu nedenledir ki, çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Sırf bu nedenledir ki Allah-u Teala din ile fıtratı eşitlemiştir. Evet. Din eşittir fıtrat. Fıtrat. İslam eşittir fıtrat. Evet. İslam fıtratı değil, fıtrat İslam zaten. Evet, aynı, ikisi aynı şeydir. Ben fıtratla İslam ikiz kardeştir diyorum. Evet, doğrudur. Niye? Rum suresinin 30. ayeti bunu söylüyor. O ayette buyuruyor ki Yüce Allah, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا, Allah'ı birleyici olarak yüzünü, şahsiyetini, benliğini dine çevir. Yani fıtratallahi lleti fatarannâse aleyha. Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Din eşittir fıtrattır. Çok, yani bu şu demektir. Dinin prensiplerinin fıtratla çelişecek hiçbir tarafı yok. Tarafı yoktur. Yani din fıtrat. Onun için peygamberimiz de her doğan İslam fıtratı üzere doğar diye bir hadisinde bu gerçeğe aslında parmak basıyor. Küllü mevludin yûledü alâ fıtratil İslam. Her doğan fıtrat, İslam fıtratı üzere doğar. Bir rivayette alâ fıtratil İslam geçiyor, bir rivayette alel fıtratı geçiyor. Aynı şey yani. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Daha tabii, sonra ana babası, ana çevresi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir vesaire. Ama her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Yani Allah-u Teala bu fıtratı, bu vicdanı, şu kitabın prensipleri nelerden oluşacaksa onları benimseyecek şekilde yaratmıştır. İşte bizim doğuştan getirdiğimiz takvamız aslında fıtratımızdır. Takvanın bir böyle doğuştan getirilen boyutu vardır. Hani böyle vücutta şey sistemleri vardır. Koruma sistemleri vardır. Savunma sistemleri var. Evet, ne diyorlar ona? Onun bir adı var. Bilmem, immüni sistem diyorlar ona. Evet. Bağışıklık sistemi. Evet. Bağışıklık evet, sistemi. O sistem işte, takva odur. Yani mesela fıtrat, takva, bağışıklık, vicdan, din, hepsi aynı kapsamda değerlendirilebilecek kavramlar. Yani o bağışıklık sistemi senin mikroba, hastalığa karşı ne yapıyor? Koruyor. Tabii. Hastalıklardan korunmana sebep oluyor. Aynen öyle. Böyle bir fıtri bağışıklık sistemi. Tabii, antivirüs programı gibi antivirüs bir şey. Antivirüs programı gibi. Ya ama yüklü. Yüklü. Yani şey, evet, bilgisayarda yüklü bu. Şimdi biz, ama bunu sonradan geliştirmen gerekiyor. Değil mi? Değil mi? Çünkü antivirüs programlarının amacı bilgisayara tanımlı olan virüs eğer bulaşacaksa ona karşı savunma sistemidir. Savunma. Evet. Fakat bazı yeni virüsler var. O gene bilgisayardaki, evet, antivirüs bunu tanımayabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Antivirüs programını update yapıyorsunuz. Evet, güncelliyorsunuz. Güncelliyorsunuz yani. Yamalar yapıyorsunuz, ilaveler yapıyorsunuz. Ben de işte onun için diyorum ki, sürümünü yükseltiyorsunuz filan. Evet. Ben de onun için diyorum ki Kur'an bizim update başvuru kaynağımız. Yani Kur'an'la buluştuğun her an sen güncellenmiş olursun. Sana Allah'ın orada neler söylediğini yeniden bir daha öğrenerek dışarıdan gelecek arızalara karşı korunaklı bir pozisyon elde edersin. Kur'an'ın bize sunduğu bu imkanı takva, fıtrat, din ilişkisinde canlı tutmak lazım. Çok güzel bir şey var hocam. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Şimdi o teknoloji diliyle konuştuk madem, hadi oradan tamamlayalım işi. Evet. Update'in olması için internete bağlanman lazım. Tabii. Şimdi Kur'an'ı okumada da bir internete bağlanarak okuma var, bağlanmadan okuma var. Yani alemlerin Rabbiyle... Frekansını tutturmanız lazım kardeşim. Yani şimdi Kur'an'ı, hani benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Sen kendinde hiçbir bağlantı, büyük irtibatlar kurmuyorsun. Zihninde, gönlünde, kalbinde alemlerin Rabbine dair bir tasavvur gelişmesi yaşamıyorsun. Dönüp okuyorsun. Şimdi bu dönüp okuma kendi içinde kısır döngü yani. Yeni bir şey katmadan, kendine yeni şeyler katmadan, yeni bağlantılar kurmadan, büyük fotoğrafa dair halatlar, ipler, bağlantılar kurmadan yaptığında bence update gerçekleşmiyor gibi. Yani interneti açmadan update tuşuna basmaya benziyor gibi. Aynen öyle. Ben ona şöyle de bir ufak katkı vereyim. Ben bunu başka bir türlü kullanıyorum. Hani çanak anten üzerinden veriyorum. Diyorum ki eğer Türksat'ın yayınını almak istiyorsan 42 derece güneye çanağı çevirmen lazım. Şimdi bazen çanağı o 42 dereceye çevirirsiniz, fakat
mavi bir şey çıkar. Yani gene yayını alamazsınız. Oraya çanağı çevirmeniz yetmez. Frekansı tutturmanız lazım. Frekansı tutturamadıysan oraya doğru dönmen yetmiyor. Kur'an'ı anlamadan okumak böyle bir şey. Kur'an'ı neden okuduğunu fark etmiyorsun. Ne bunu amacın ne şimdi? Hani internet bağlantısı dediniz ya. Siz niye okuyorsunuz şimdi buradan? Hayatınıza ne taşıyacaksınız? Eğer onu iyi belirlemediyseniz başta sadece döner döner bina okur kısmına gelirsiniz. Hani o da boş değil. Hemen boş onu söyleyelim. Çünkü tabii, bu tür sözlerimiz bazen maksadının dışına taşıyor. Hiç kastetmediğimiz şeyler. Tabii. Ya bu adamlar sadece anlam vurgusu yapıyor bak. Kur'an'ın kendi başına okunmasını sıfırlıyorlar gibi. Böyle abuk subuk anlamlar oluyor. Haksız bir değerlendirme. Çünkü daha programın birinci tarafında dedik ki bu kalıplar çok önemlidir. Allah bu manaları bu kalıplarla öğretti bize. Kur'an'ın metnini küçümsemek bizim yanımıza yöremize yanaşamaz. Yani tabii öyle ya. Şey olur bir mu de yani? Haddimize mi düşmüş Hiç yani? Öyle bir şey yok. Ama biz Kur'an'dan istifade etme noktasında bir frekans tutturmasından söz ediyoruz. Hani sizin internet bağlantısı çok iyi gitti yani. Çünkü en günceli ancak internet ortamından elde edebilirsiniz. Güncelliyorsunuz, sizi yeni virüslere karşı bilgisayarınızı koruyor, dosyalarınızı koruyor. Hayatta da böyledir canım. Tabii hayatta böyle. Yeni problemler, yeni şeyler çıkıyor. Eskiden hiç olmayan. Tabii. Mesela siber suçlar. Evet. Mesela buyur. Yani veya daha anlaşılır olsun. Mesela düşünün ki diyelim ki kat mülkiyetiyle alakalı bir şey. Ya bu apartman hayatıyla gündeme geldi. Bu daha eskisi yoktu. Daha eskisi yok tabii. Veya trafik suçları. Araba yoktu ki Kur'an'ın indirildiği tabii, dönemde. Trafik suçu olsun. Trafik suçu olsun. Ama Kur'an temel öğretilerle size bir şey öğretir. Der ki bak la tazlimune ve la tuzlamune. Ne haksızlık yapacaksın ne haksızlığa uğrayacaksın. Biz buradan anlarız şimdi. Kalk mülkiyetiyle ilgili konuları da haksızlık yapmama, haksızlığa uğramama noktasında internetle ilgili, siber suçlarla ilgili, ne bileyim bu elektronik dünya ile ilgili, trafikle alakalı ne aklınıza geliyorsa Kur'an sizi inşa eder. Kur'an sizi muttakice bir duruşun, bir tutumun sahibi yapar. Siz ana kodu oradan aldıktan sonra o parça parça onunla ilişkili olacak olan her neyse onu siz ona uyarlarsınız. Kur'an öyle teker teker hepsini saymaz. İlkeyi verir. O ilke içerisinde siz de hani tümel dediğimiz kuralı verir. Siz tikelleri yavaş yavaş ona uyarlarsınız. Parça buçukları, cüzleri uyarlarsınız. Uyarlarsınız tabii. Yani. Tabii doğru. Şimdi takvanın böyle bir korunaklı olma vaadi vardır insan üzerinde. Muttaki olma. Şimdi kardeşlerim şuna itibar etmesinler mesela. Yani bu adam çok muttaki bir adam. Ne malum? Hayır, neyini anladın bunun muttaki olduğunu, nereden anladın? Kur'an-ı Kerim muttakinin kim olduğuna dair şöyle kalem kalem listeleri vardır yani. Bir sürü nitelikler sayar. Nitelikler sayıyor değil mi? Sayıyor, evet. Kimdir yani, muttaki dediğimizde muttaki bize kriter veriyor. Tabii öyle, aynen öyle. Havaya, adamın yüzüne baktım nur fışkırıyordu. Vallahi çok muttaki. O kisvesi böyleydi, acayip muttaki. Namazdayken boynunu böyle çok büküyordu muttaki. Bunlar görüntü. Onun ötesinde bize nitelik lazım, kriter. Emin olun işte bu görüntülerle alakalı Kur'an'ı hiçbir referansa sahip değiller yani bunu söyleyenler. Yok. Ayetlerden bunun karşılığı yok. Ayetlerden bunun karşılığı yüreğe ve hayata dokunan kısmıdır yani. Fedakarlığa bakan kısmıdır. Yani muttaki kimdir biliyor musunuz? Mesela namaz kılarken başını secdeye eğerken yükseldiğini fark edebilen adamdır yani. Muttaki kimdir? Zekat verirken malının azaldığını değil arttığını fark edebilen adamdır. İşte muttaki kimdir? Oruçluyken, aç kalırken aslında ruhunu doyurduğunu fark edebilen adamdır. Yani muttaki duyarlı bir adamdır. Yani öyle şekille alakalı. Müslüman kaporta adamı değildir yani. Kaporta da önemlidir hiç şüphesiz ama eğer motor göçtüyse tek başına kaporta hiçbir işe yaramaz. Koyuyorsun kenara çürüyor. Evet aynen öyle. Nihayetinde onun kaderi çürümek olur. Biz motora yani ruha yatırımdan söz ediyoruz. Onun için Müslümanın şahsiyeti denince en kafaya koyabileceğimiz kavramlardan bir tanesi muttakilik kavramıdır. Şimdi hocam 3-4 tane temel kavram öğrendim ben sizden. Müslüman şahsiyetinin temelini en kafaya koymak dedik ki en başa koymak. Evet. Bunlardan bir tanesi muttaki,
takva, evet. Ondan sonra tevhid, teslimiyet, ondan sonra ve bir ilme talep, yani evet. ilim üzere olmak, alemlerin Rabbi dedik ya. Bir kaynaktan beslenmeyi, efendim alışkanlık haline getirmek. Ondan evet. sonra mesela şöyle basit sorular soralım. Gayba iman etmeyen bir insanda Müslüman şahsiyetinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Gayba i̇şte, imanı yok. Birinci bölümde onu söylemeye gayret ettim. Bir Müslümanın teslim olma, kime teslim olacağını biliyorsa bir adam, o teslim olduğu kaynağın, kudretin, makamın ona verdiği her bilgiye itibar eder. Evet. Yani kainatın sahibi Cenab-ı Hak eğer gayb diye bir alemden söz ediyorsa. O Bakara'nın başından siz evet. başladınız onu ellezine yu'minune bil gaybi. Evet. Gayba iman muttaki olmanın en önemli hatta birinci şartıdır. Huden lil muttakin muttakiler için bir rehberliktir Kur'an-ı Kerim. Ellezine yu'minune bil gayb. Gayba iman edecek bu adam. Ha bir şeyin iman olabilmesi onun böyle matematik gibi üç boyutlu nesnel varlıklar gibi görünüp bizatihi müşahede edilmesiyle elde edilmez. Yani siz sebeplere bakarak müsebbibi fark edersiniz. Yani şöyle şöyle şeyler varsa bunun bir sahibi vardır dersiniz. Burada bir alem varsa bunun bir rovanşı vardır dersiniz. Burada nesnel bir alem varsa nesne olmayan bir kudret bunu idare ediyor dersiniz. Bu alemin idare edicileri vardır dersiniz. Hayat varsa bunun bir amacı vardır dersiniz. Amacı varsa bunun bir hesabı vardır dersiniz. Bütün bunlar sizi bir taraftan Allah inancına, bir taraftan melek inancına, bir taraftan da ahiret inancına sizi zorunlu olarak götürür. Bir Müslümanın Müslüman olabilmesi, iman ettiği değerlerin içerisinde gaybı birinci kademeye almasını gerektirir. İşte Müslüman şahsiyetini oluşturan en temel hususlardan biri de böylece gaybe iman diye ortaya çıkıyor. Evet, aynen çünkü öyle. Çünkü ondan beraber Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, gibi kitaba iman, kitaplara iman, bütün bunlar beraber ahirete iman. Ahirete iman. En önemlisi. En önemlisi bu. Evet. Bunları ortadan kaldırınca şahsiyet nasıl oluşacak? Hocam bir mola daha vermemiz lazım. Peki. Bize öyle işaretler geliyor. Hemen molamızı verelim, ara verelim. Ardından kaldığımız yerden hiç soğutmadan devam edelim. Evet, sevgili dostlar, bugün tabii çok mühim bendenize göre esaslı bir konuyu Mehmet Okuyan hocamla sizin de ekranlarımızdan alışık olduğunuz üzere mütalaa ediyoruz, müzakere ediyoruz. Ne güzel kelimeler bunlar. Efendim birer ilim talebesi olarak ondan sonra ele almaya çalışıyoruz. Müslüman şahsiyetinin temelleri, Kur'an'daki bunun ipuçları, göstergeleri çerçevesinde hocamın harika açılımları oldu. Benim de zihnimde çok güzel bağlantılar kuruldu. İnşallah meyvelerini toplarım diye dua ediyorum. Hocam şöyle bir maddelediğimiz zaman sizinkileri de düşünerek. Misal merhamet, misal muhabbet, misal meveddet, ondan sonra mesela vefa. Vefa kavramı olmadan, vefanın bir insanda göstergeleri olmadan gerçek bir Müslüman şahsiyeti oluşamayacağını düşünüyorum. Yani merhamet dediğimiz şey tohum halinde, muhabbet bizde bulunmadığı sürece, bunun göstergeleri olmadığı sürece şahsiyet kendisini tam anlamıyla gösteremez diyorum. Ki teşahhus etmek de malum o demek. Evet. Yani belirginleşmek. Ona diğerinden de senin ayrılman gibi unsurları ön plana çıkarıyor diyebilir miyiz? Evet. Tabii, başkaca nasıl bağlantılar kurarız? Bir sürü daha kurabileceğimiz bağlantılar var. Mesela işte o meveddet dediğiniz şey, meveddet, muhabbet beraber kullanılan iki kavram. Tabii. Fakat Kur'an onların ikisinin arasında çok esaslı bir nüans olduğunu söyler bize. Yani biz böyle hep böyle düz mantıkla ikisini birbirinin yerine çok rahat kullanabiliyoruz. Ama aslında kullanmamak gerekiyor. Çünkü Kur'an'a göre muhabbet içini değerlerin şekillendirdiği bir sevgi olarak tanımlanabilir. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Yani her muhabbet içini değerlerin doldurmasıyla elde ettiğimiz bir sevgi değildir. Mesela bir insan kafir birini sevebilir mi diyelim? Evet. Mesela benim şu sıralar çalıştığım bir ayet-i kerime var.
Hatta bugün o ayeti çalışırken bilgisayarı kapattım, buraya geldim. Ali İmran suresinin 119. ayetinde Müslümanlarla ilgili Allah-u Teala buyuruyor ki: "Ha entüm ulai tuhibbunehum ve la yuhibbunekum." Siz şöyle kimselersiniz ki siz onları seversiniz ama onlar sizi sevmez. Siz onlara muhabbet duyarsınız ve fakat onlar size muhabbet duymaz. Şimdi onlar size dediği o onlar münafıklar ve ehli kitap. Bağlam onunla alakalı. Başka bir ayette şimdi burada bir durum tespiti var. Siz onlara muhabbet besliyorsunuz, onlar size muhabbet beslemiyor. Burada bir muhabbeti yasaklamıyor Allah-u Teala. Durumu gösteriyor. Fakat başka bir ayet var. Mümtehine suresinin 1. ayetinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvveküm evliyae tülkûne ileyhim bil meveddeti." Yani benim de sizin de düşmanınız olan insanlara bir meveddet besliyorsunuz. Yapmayın bunu. Meveddet, din farkı varsa meveddet yasaktır. Çok ilginç. Muhabbet yasak değildir ama meveddet yasaktır. Çok ilginç. Çünkü meveddet mahza içini değerlerin doldurduğu sevgiye derler. Vud. Vedud. Allah veduddur. İşte o sevginin kaynağıdır demek. Şimdi bakın, şimdi bununla ilgili böyle havada kalacak şekilde bırakmayacağım. Meryem suresi 96. ayette diyor ki Allah-u Teala: "İnnellezine amenu ve amilus salihati." Muhakkak ki iman edenler ve salih amel işleyenler var ya, "Seyec'alu lehumur rahmanu vudda." Rahman onlar için mutlaka bir meveddet yaratacaktır. Belli ki meveddet iman ve salih amelin sonucu elde edilen sevgiye derler. Mesela biz bu kelimeyi doğrudan meveddet kalıbında Rum suresinde görüyoruz. Orada evlenen çiftlerle alakalı Allah'ın vaadi olarak geçer. Ve min ayati en halaka lekum enfusukum ezvacen litesknu ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Aranızda bir meveddet ve bir merhamet yaratacaktır Allah-u Teala. Bakın bu sonradan kazanılan ve içi belli değerlerle dolu olan sevgiye derler meveddeti. Ya da dün kıymetli hocamız Süleyman Ateş buradaydı. Bir kelime kullandı. Dedi ki ilka edilir. Yani konulur. Evet. Mesela meveddet de acaba bir Allah tarafından konulan, hani kesbe doğrudan doğruya çabaya dayalı değil de bir duası var ama Allah'ın ikram ettiği, verdiği, koyduğu bir şey gibi mi düşünülebilir? O bir ilka kavramı kullandı. Yani bu okuduğun Rum suresinin 21. ayetinde o ilka kelimesi gelmiyor ama hani bu tür bilgiler, mesela vahyin peygamberimize verilmesi fiillerinde mesela ilka kelimesi ilka var. Yani Allah-u Teala'nın doğrudan müdahalesi manasında o ilka kavramını kullanabiliriz. Bu benim asıl dikkat çekmek istediğim meveddetin sonradan kazanılan bir sevgi olduğudur. Anladım. Doğuştan getirilmez bu. Sonradan gelir. Bakın bununla ilgili çok çarpıcı bir ayet daha söyleyeyim. Kasas suresinin 56. ayetinde hidayet içerikli bir bağlamda Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki: "Estağfirullah. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ." Senin muhabbet duyduğuna hidayet edemez. Allah isteyene hidayet eder. Demek ki henüz hidayet üzere olmayanlara da muhabbet beslenebilirmiş. Yani bunu mesela kafire çıkıyor bu. Kafire muhabbet beslenmez diye böyle klişe laflar ediliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Kafire meveddet beslenmez. Muhabbet beslenebilir. Çünkü biz kafirin küfrüne karşıyız. Nihayetinde onu kazanmak üzere çabamız olacak. Hayır, yani. Hayır, onda fıtrat üzere insani anlamda bazı hasletler de bulunabilir. Tabii onda sevilecek şeyler vardır. Biz onu küfrüne karşı çıkarız. Düşünce, fikir, duygu, mefkure anlamında. Ama adam gidiyor bir yeri imar ediyor. Ne bileyim, ağacı koruyor, çocuğa sahip çıkıyor. Çocuk haklarına dair bir şey ortaya koyuyor. Yani buna da mı şey besleyeceğiz, kim besleyeceğiz? Yok öyle bir şey elbette. Hani burada söz yanlış gitmesin, bir şey daha söyleyeyim. Muhabbetin içi değerlerden oluşmaz demek istemiyorum. Mesela peygamberimizin cennete gitmeyle alakalı beyan buyurduğu bir hadisinde diyor ki:
La tedhulul cennete hatta tu'minu. Siz iman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinizi sevmedikçe. Karşılıklı olarak birbirinizi sevmediğiniz sürece, sevinceye kadar da işte iman etmiş olmazsınız. Demek ki imanın bir muhabbet tarafı var. Elbet var. Çok güzel. Var da ikisi arasında birini diğerinin yerine kullanacağımız zaman meveddetin mahza değerlerden meydana gelen ve sonradan elde edilen bir sevgi olduğunu bilme durumumuz var. Şimdi Müslümanların birbirlerine karşı en önemli şahsiyet noktasında ıskaladıkları hususiyetlerden bir tanesi birbirlerine meveddet ve muhabbet beslememeleri gelmektedir. Evet. Beslemiyor işte yani adam. Sevemiyor adam. Ayeti tersine çevirmişiz o ruhamahu beynehum meselesini biz tam manasıyla tersine çevirmişiz. Hani eşidde alel küffar. Evet. Ondan sonra biz tabii kendi içimizde ezilletin alel müminine eizzetin alel kafirini çevirdik. Eizzetin alel müminine ezilletin alel kafirin oldu. Ruhamahu beynehum olmadı işte eşiddâhu beynehum oldu yani. Yani niye? Aralarında şiddetlidir. Niye böyle oldu? Onu aslında Meryem suresi 96. ayet veriyor. Ayet gayet açık. Diyor ki eğer siz gerçekten iman etmişseniz ve gerçekten salih amel sahibiyseniz, zaten imanın iman olabilmesi salih amellerle ispatlanmasına bağlıdır. Salih amellerle ispatlanmamış inanca Kur'an iman demiyor. Ve böyle bir inancın da adamı kurtaracağına dair hiçbir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş, iman, salih amel birlikteliğiyle hep verilir. Genellikle اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ öyle vav edatıyla gelir ama 3 tane ayet var ki burada vav edatı kullanılmaz. Vav edatı olmadan kullanılır. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ salih amel işlemiş olan mümin bu halde Allah'ın huzuruna gelirse فَاُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى yüce dereceler onlar içindir diye de Taha suresini anlatıyor. Şeyde Keyif suresinde de var, İsra suresinde de var. İman, salih amel ikisi aynı şeyin iki tarafı olarak sunulurlar. İman başka, salih amel başka değil. Yani imanınız varsa yaptığınız iyiliklere salih amel denilir. Salih ameliniz varsa inancınıza iman denilir. Bunların ikisi birbirisiz olmayan kavramlar. Eğer bu ikisi beraber varsa Allahu Teala diyor ki sizin için Allah sevgi yaratacaktır. Seyecalu lehumur rahmanu vudda. Rahman sizin için bir meveddet yaratacaktır. Sevemiyorsan kardeşini o zaman bakacağın şey şu. İmanında bir problem olabilir. Salih amel noktasında bir sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Ben mesela Yusuf Bey, mesela bizim şahsiyetimizi inşa eden en önemli değerlerden bir tanesi birbirimize vermeye artık çekinir olduğumuz selamımızı aslında bir şahsiyet unsuru olarak görürüm ben. Hmm. Yani selam şahsiyetin unsurlarından biri. Bir tanesidir. Niye? Çünkü selam vermek kardeşine bir dua etmektir. İki ona hiçbir zarar vermeyeceğini ilan etmektir. Üç bu bir barış ilanıdır. Selam silm tabii, kökünden geliyor. Tabii. Zaten barış demektir. Ben bunlardan beslenerek selamla ilgili bir tarif yapıyorum. Diyorum ki selam mesela peygamberimizin mesela selamla alakalı hadisleri var. Diyor ki efşü selame beynekum. Aranızda selamı yaygınlaştırın. Sellimu ala men arifte ve lem tarif. Tanıdığın tanımadığın kim varsa hepsine selam ver diyor. Niye böyle diyor? Çünkü aslında Efendimiz Aleyhisselam gayet iyi biliyor ki selam bir Müslümanın başka bir Müslümanı cennette hayal etmesidir. Kardeşine selam veriyorsan onu cennette görmek istiyorsun demektir. Bir Müslüman bir Müslümandan bunu esirgememesi lazım. Biz selam medeniyetinin çocuklarıyız. Bizim hayatımızda selam diye bir gerçeklik var. Silm diye bir gerçeklik var. İslam bu kökten geliyor. Kardeşine selamı esirgeyen bir ümmet, aynı ümmetin fertleri olarak nasıl ilahi huzurda peygamberin tabii yanı başında olmayı hayal edecek? Tabii. Ben selamı çok önemli bir çok şahsiyet unsuru olarak görüyorum. Şahsiyetin unsuru olarak düşünülmeyen, evet, bana göre ıskalanan noktayı söylüyorsunuz. Evet, selamdır. Selamın çünkü bir altyapısı var ve o altyapı bize bunu söylüyor. Hocam, evet, aklıma zamanımızda tabii hesap ederek hemen düşünüyorum. Bazı şeyler geliyor. Siz mesela
peygamberler tarihini uzun zamandır biliyorsunuz, okuyorsunuz. Programlarını yaptık onca. Evet. Bir kısmı hatta yarım kaldı. Çok uzun uzun konuştuklarımız oldu. Şöyle bir peygamberlerin şahsiyetine baktığınızda size en çarpıcı, biraz da yakın gelen, hani vardır ya, birisi gülümser. Hangisidir mesela sizin için? Merak ediyorum. Ya yani, bana peygamberler tarihinde şu peygamberin şahsiyeti, tavrı, diğerlerini de çok severim ama çok daha bir çarpıcı geliyor dersiniz mesela. Evet, yani böyle bir kafadan bir Hazreti İbrahim derim ben. Hazreti İbrahim'den çok etkilendim ama bu şuna da benziyor Yusuf Bey. Yani bir insanın çocukları arasında ayrım yapamayacağı gibi, parmakları arasında ayrım yapamayacağı gibi peygamberler arasında da yapamaz. Emin olun böyle bir şey yani, aklıma gelmiyor. Yani. Hadin, değil mi? Min Resulü. Evet. Peygamberler arasında ayrım yapamayız. Ben Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarının her birinin insanın hayatında bir yeri karşıladığına inanıyorum. Yani oradan şuraya gelecektim aslında. Mesela evet. Hulefai Raşidi'nden hangisi size çok yakın gelir? Sizin de bir şahsiyetiniz var. Elbette. Şahsiyetlerin de birbirine imtizacı vardır. O birbirini çeker. Tabii ben o Raşid halifeler içerisinde kendimi daha çok Hazreti Ali ile yan yana gibi mesela görürüm. Bendenizde yani. De öyledir mesela. Bazıları diyor ki Ömer diyor mesela. Ya olabilir. Şimdi mesela Hazreti Ömer'de diyelim ki Celal daha şecaat vardı. Değil mi? Şecaat var, Celal var. Hazreti Ebu Bekir'de başka özellikler var. Fakat Kur'an'daki Müslüman şahsiyetinin bizzat hem ihyası hem inşası anlamında biz Peygamber Efendimiz'in pratiğini görüyorsak, ki önümüzde bir pratik var. Evet. Orada dikkatimi çeken bir husus var. Belki çok basit bir şey ama önemli bana göre. O da şu. O fıtri öze, her bir sahabesindeki fıtri öze müdahale etmiyor. Yani onları ben tek tip yapayım. Mesela hepsini Hazreti Ali çizgisinde yapayım. Hepsini Hazreti Ömer gibi yapayım. Hepsini kendim gibi yapayım. Demiyor. Yani onların arasındaki o fıtri farklılıkları gözeterek, hatta zaman zaman onlara göre de destekleyerek meşru anlamda serpilmelerini sağlıyor. Yani biri elma ağacı, biri armut ağacı, biri çınar ağacı. Her birini ona göre geliştiriyor. Doğru. Şimdi günümüzde ise Müslüman şahsiyeti güya oluşumu adına gayret eden insanlarda gördüğümüz şey, insanları tek tipleştiriyorlar. Yani o farklılıkları, o teşahhus etme özelliğini buduyorlar. Yani kılığından, kıyafetinden, düşüncesinden, hareketinden, okuyacağı metne, izleyeceği, takip edeceği yol yordama usule kadar. Şimdi biz burada bir zenginlik unsuru olarak görmek varken tek tipleştirmek diye bir, yani peygamberin, Hazreti Peygamberin pratiğinin de burada aslında askıya alındığını görüyoruz biz. Hani Kur'an şahsiyetinin bütün o umdelerini göstermek açısından bir tek tipleşmeyle karşı karşıya olduğunu yani, düşünüyorum. Yani şahsiyeti oluşturan unsurlar bazı insanlarda, bazıları öne çıkabilir ama bu diğerlerinin önemsiz olduğu manasını içermemelidir. Yani birinde bir özellik biraz daha önde olur, öbüründe öbür özellik olur ama nihayetinde bu önde olduğuna kani olduğumuz özelliklerin Kur'an'dan beslenen özellikler olduğuna dikkat etmemiz tabii, lazım. Kesinlikle öyle. Yani mesela bir adalet kavramımız var bizim. Evet, evet. Yani çok adil olmak, çok dengi dengine bir şeyleri yapmaya gayret etmek bir Müslümanın, Müslümanlığının gereklerindendir. O kadar ki Kur'an mesela adaletle alakalı Nisa suresi 135. ayette, Maide suresi 8. ayette hiç sarsılmaması lazım gelen bir prensip ortaya koyar. Kendi aleyhinize bile olsa, ana babanızın, yakınlarınızın aleyhine bile olsa, fakirlerin aleyhine, zenginlerin aleyhine bile olsa, siz adaletten şaşmayın diye böyle bir adil insan portresi ortaya. Portresi, bu da şahsiyetin temellerinden. Şahsiyetin temellerinden bir tanesidir. Biz bunu ıskalayamayız. Ama mesela bir başkasında alim olma şahsiyeti vardır. Yani bir bilgi sahibi olma, bilgiyle hayata bakma. Yani birinde bir feraset görebilirsiniz. Bir basiret vardır. O daha arka planları görebilir. Bir başkasında daha muhsince bir tavır vardır. Her yaptığı işi daha düzgün yapmaya gayret eder. Birinde bir muttaki tavrı görürsünüz. Daha korunaklı, daha duyarlı bir duruş ortaya koyabilir. Hassas, kırık bir duruş sergiler. Evet. Yani bunların hepsi
Kur'an'ın bizim şahsiyetimize dair söyledikleridir. Birinde çok daha merhametli bir görüntü görürsünüz. Birinde daha munis bir yapı görürsünüz. Yani Kur'an'da tek tip şahsiyet yoktur. Yok, anlamında. Tabii. O şahsiyetin, adaletin farklı renk, ton ve kıvamda tezahürleri vardır ve buna müsait, çünkü fıtratla uyumlu. Evet. Peygamberler de öyle zaten. Evet, peygamberlerin peygamberler hayatlarında da birinde bir yön öne çıkıyor, öbüründe öbür yön öne çıkıyor. Hepsi beraber bir şahsiyeti oluşturan unsurlar diye önümüze geliyor. Tek evet. tipleştirmek diye bir derdi yok Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Mesela belki biraz dolaylı olacak ama Rum suresi 22. ayette vaktilafu elsinetiküm ve elvanüküm der yani. Evet. Allah'ın kudretinin işaretlerinden biri renklerinizin ve dillerinizin farklılığıdır. Yani farklılıklar eğer bir tefrikanın sonucuysa tehlikelidir. Yoksa bir zenginliğin unsuruysa bundan korkmanın ya da buna mesafeli durmanın bir alemi yok. Bir yani. Alemi yoktur. Evet. Evet. Hocam Allah razı olsun. Biz tabii yani başlayınca yürüyoruz. Çok da etraflı konuşulacak hacimli bir konu. Ama bir çerçeve sundunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Ondan sonra dostlarımız da tabii bekliyorlar sofralarının başında. İnşallah yine görüşelim. Hayır Rabbim olsun. Bizleri olsun. Bu ikramlardan ayırmasın Amin. Diyorum. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, hepinize iftarlarımız hayırlı, mübarek olsun diyoruz. Allah kabul etsin diyoruz efendim. Tekrar görüşmek ümidiyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber.